Var. Var. Kesinlikle var. Kesinlikle var. Var, var. Millet aç, susuz. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Küçükçekmece ilçesinde yapıyoruz. Hepinizin bildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere birçok muhalefet genel başkanı erken seçim istiyor. Buna karşılık AK Parti ve MHP'de erken seçime gerek yok, seçim 2023'te diyor. Vatandaşlarımıza da soruyoruz, sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyaç var. Var bence. Erken seçim evet. Diyorsunuz. Evet. Var. Hemen derhal. Derhal. Var. Hemen olsun. Aynen. Direkt. Erken. Ya olsa da sonucun yine belli olacağını düşünüyorum ama şu anlık bence yok. Oldu mu da yani yine ne olduğunu, evet, AK Parti'nin kazanacağı belli yani. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu, o konuda bir fikrim yok, şimdi bir şey diyemeyim. Var mı derken var. Var. Acil. Var bence. Var. Var tabii ki. Erken seçime. Evet. Şu anda yok çünkü bazen işler var. Şu anda yok mu? Yok. Yok. Gerek yok. Gerek yok. Var. Var. Erken seçim şartları da yok yani. Olmaz. Ya muhalefet hazır değil. Ben değil. Öyle görüyorum. Hazır değil. Olmaz mı? Hemen olsun. Olsun mu olmasın mı? Olsun. Olsun. Bence var. Var. Yayınlarımızı nasıl buluyorsunuz? Ben gayet iyi buluyorum. İnsanların gerçek haber alma özgürlüğü bir tek size, yani sizin gibi yayın yapan insanlardan buluyoruz. Sansürsüz ve net bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Bence var. Hemen erken seçim olması lazım. Bütün partilerin bir kendini çek edip, hele iktidarın bir kendini çek edip toplumun eskisi gibi ona desteği var mı yok mu bir görmesi lazım. Yok. 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 Tabii ki de var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bugün evet. Bugün bile hayat. Evet yani. Bugün yani hemen hemen hiç şey yok. Çünkü artık milletin boğazına kadar geldi. Evet. Yok. Yok. Bence gerek yok. Gerek yok. Erken seçime. Erken seçime mi? Evet. Biraz daha bekleyelim. Zamanı gelince olsun. Erken seçime iste yok. 2023'e kadar bekleyeceksin. Bekleyelim. Bekleyelim. Daha çok genç oy kullanacak. Daha iyi olur. Daha iyi olacak. Erken seçim bizi riske atar. Bekleyelim. 2023 az kaldı. Daha iyi. Şu an yok. Biraz daha hata yapsınlar ve bu hatalar gözüksün. İnsanların da gözü açılsın. Bence var. Var. Bence vardır. Var. Var, derhal var. Hemen olsun. Hemen olsun. Hemen derhal. Tamam. Derhal. Bence var. 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 Hemen olsun. Kesinlikle var. Tamam. Kesinlikle var. Çünkü ne yangınlarda yanımızda olundu. Ama bizim çayımız var ya. Çay yetiyor. Sana soru. Yok mu? Var tabii. Hemen olsun. Beyefendi size sorar. Hemen olsun. Yoktur. Yok. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Var. Millet aç, susuz. Tamam mı? Sizinle birisi diyor ki her şey pahalı, telefonlarımız pahalı, binalarımız iyi, arabalarımız son model. Kim diyor onu? Bir vatandaş söyledi. Ha, o bakma ona sen. Millet çöpten ekmek topluyor. Ben emekli maaşım var. Eşimden alıyorum. Sıkıntı mı? Tabii sıkıntı. 1,5 milyar kira veriyorum. Yarın bugün zam yapacağım. Ne yapacağım? Niye almadınız bugüne kadar bir daire? Alamadık yani. Alamadık. Alamadık. Bence yok, şöyle yok. Çünkü bu içimizi karıştıran bu Yahudi lobiler olsun, şeyler olsun. Ben herhangi bir yerde talimat almadım ama beynimde talimat, isparat aldım diyebilirim düşüncesiyle. Beynine. Bu ortalığı karıştıran lobiler, işte bu eşya yükseltiyorlar, fiyatlar artırıyorlar. Hani Tayyip'i düşünmek için her yola başvuruyorlar. Ya lobi oğlum, bu arz talep, ben iktisatçıyım. Bu arz talep meselesi. Evet. Bir şeye talep olursa fiyatı artar. Evet. Yani ay çekirdeğin tonu 190 dolardı. 350-390 dolar olmuş. Evet. Ay çekirdek yağının fiyatı artıyor, diyor ki market artırdı. Market artırır mı hiç? Market artırmaz da onu üreten fabrika artırır. O ham maddesi artarsa artırır. Ham maddesi artırır. Elektrik %45 artmış, doğalgaz artmış. Yahudi lobisi dese ki sana şu kadar dolar, sen bunu fiyatı artır ki ortalık karışsın derse bu yapar. Nasıl olsa ona için para, onun için para. Hükümet fırsat vermesin o zaman. Hükümet neye alet atacak ki? Hükümet
Orada mı ya, orada mı dış lobilere bağladık şimdi? Efendim? O fiyat artışlarına mı dış güçlere bağladık? Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Yahudi lobisi dünya onlar yönetiyor. Her şey onlar elindedir. İstediği gibi çarkı döndürüyorlar, çeviriyorlar. Tamam. Hani biz onları yerine Sultan Abdülhamid gibi bir lider oturtmazsak, hani Trump'ı yerine bir Sultan Abdülhamid getirmezsek daha çok çekeceğimiz var diye düşünüyorum. İhtiyaç şöyle yok. Ben şöyle sana örnek vereyim. Erken seçim olsa bile hangi parti gelecek düzeltecek? Hani gelecek bir düzelecek bir parti görüyor musun? Kılıçdaroğlu mu gelecek düzeltecek? Yok, en azından AK Parti yine güven tazelesin. Eğer kazanacaksa bu konuşmalar bitsin. Ha, hataları var. Yok mu, var. Ama AK Parti içinde de bile Tayyip Erdoğan düşürenler var. Mesela Ali Babacan gibi arkasında iç çeviren adamlar. Ahmet Davutoğlu gibi arkada içen adam. Ayrıldı, hiç mi çevirmiş oluyor şimdi? Ayrılmasa hiç çevirmeyecek miydi? Ayrıldı değil. Adam mesela diyor, Tayyip Erdoğan'dan Fazilet Partisi'ne ayrıldı. Ben diyor Tayyip'i destekliyordum Cumhurbaşkanı'nda ama arkada da Abdullah Gül'ü destekliyordum diyordu. Ali Babacan dedi gibi. Evet. Bile olan bir adamda sen ne beklersin ki? Herkes seçime ihtiyaç yok. Olmaz olur mu? Hem de çok var. Hemen olsun. Ben 26 yaşında çocuğumu evlendiremiyorum, tek bir oğlan. Düşün, iş yok, güç yok. Değil mi? Tabii. Gelin. Gelin. Bak, erken seçim falan olmaz. Her erken seçim Türkiye'ye... Bak, bir dakika. Peki, erken seçim lazım mı değil mi? Olsun. Yarın seçim olsun diyeyim ben sana. Değişir mi hükümet? Değişir. Kaybeder yani. En kötü adam gelsin, bunun adını iyi yapar. Öyle mi diyorsun? En kötü adam gelsin bu dünyada, bunun adını iyi yapar. Emin misiniz? Eminim tabii. Eminsiniz. Allah'ıma yemin ederim ki şu güzel Allah'ın beni yarattı, onlar da yarattı, onlar da kaybetsin. Ben mukadebet de ediyorum. Niye? Beni sana söylese vursunlar. Niye çok kızgınsın amca? 75 yaşına gelmesin, emeklisin. 5 tane torunumu düşünüyorum. Yarın gelecek, iş yok, bir şey yok. Sokakta benim çocuğum gidiyor, bir takside çalışıyor, tutmuş havalarında yakalamış da 6 milyon para istiyor. Yanlış olmuş değil mi? He. 6 milyar para istiyor, bir de 3 aydır yatırıyor da çocuğum. Daha neyini yapacağız bunu? Nasıl olacak bu? Şu anda ihtiyaç yok. Yani seçim olsa da kime vereceğiz? Onu bilmiyoruz. Eyvallah. Erken seçim olsa bile oy verebileceğimiz, güven duyduğumuz bir parti yok. Anlamlı değil dolayısıyla. Çok anlamlı değil. Yok. 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 Var tabii. Hemen yapılsın. Yani erken seçime ihtiyaç var mı yok mu bilmiyorum da yani bu memleketin düzelmeye ihtiyacı var bence. Yani dün biliyorsunuz Ankara'da gencecik bir çocuk kardeşimizi kaybettik. Sığınmacılar yüzünden. Bence ülkenin gündemi sığınmacılar olması lazım. Yok, kesinlikle erken seçime ihtiyaç yok. Tamam. Lattin dedim, kesinlikle erken seçime ihtiyaç var. Orası bir kesin. Tamam. Orası bir kesin ama Selahattin Demirtaş'ın özgürlük, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında durmak. Bunlar Türk milletine, ya Atatürkçü bir partiye yakışmaz. Yakışmaz. Olmasından yanayım. Olsun. Yok da bu göçmenler konusunda biraz daha dikkatli ve titiz davransın. Var. Hemen olsun. Hemen olsun abi. Tamam. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Geç bile kalmış. Hemen yapılması lazım. Anında. Bence var. Var. Evet. Erken seçime de var. Çünkü mesela bakın ben şu an Taksim'den geliyorum. Hani böyle yani Türk yok. Yani tek Türk biziz gibi bir şey. Biz yabancı hissediyoruz. Evet. Hayır, bakın mesela Filistin'den de göç geldi ama mesela onlar düzgün davranıyor. Hani buradaki Suriyeliler, Afganistanlılar falan gerçekten çok sapık insanlar olduklarını düşünüyorum. Hani düzgün değiller, hiçbir şekilde hiçbir kurala uymadıklarını düşünüyorum. Aynen, kesinlikle. Yok. 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 Bilmiyorum. Yok. Yok. Erken seçim. Tabii ki var abi ya. Kesinlikle var. Var. Hemen olsun. Hemen olsun. Bence var, yarın olması lazım. Yarın başımızdan bu hastalık gibi anlatalım. Hükümet yönetemiyor artık ülke efendim. Yönetebilseydi zaten bu durumlara gelmezdik. Gelmezdik. Bir şey diyemem ben. Bu işlerden anlamam ben. Bilmem vallahi karın. Yani var gibi görünüyor. Var gibi görünüyor. Yok. Yok. Var. Var. Yok. Yok. Erken seçime ihtiyaç var tabii ki. Siz aynı sınıma katılıyorsunuz. Bence de olsun. Erken seçime mi? Şu anda ihtiyaç yok. %100 var. Hemen olsun. Evet. Kesinlikle var. Hemen gidelim diyorsunuz. Hı hı. Erken seçime gidilmesi için herhalde önümüzdeki yazı ben seçim bekliyorum. Herhalde bir sene sonra olur. Tamam. Var. %100. Erken seçim? Evet. Olması lazım. Bu bayan ne diyor ya? Boş boş konuşuyor. Şu anda yok. Yok. Erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Erken seçime gitsek bile şu anki koşullarda erken seçim mantıklı mı? Soruyoruz. Bana göre şu anki koşullarda... O zaman erken seçime ihtiyaç yok.
Bence yok abi şu an. Hayır, kesinlikle yok. Yok hayır, seçimler gününde olsun, niye erken seçim olsun? Erken seçim demek milletin sırtına külfiyet yüklemek demektir. Olsun tabii ki. Tabii ki de var. Hemen acil olması lazım. Erken seçim ama adam gibi adam ben göremiyorum. Göremiyorsunuz. Erken seçim olsun da yani başa gelecek kim var? Vaktinde olur zaten de erken seçim zaten. Kesinlikle var. Var. Yani... Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Hayırlısı neyse olsun diyor. Yok. Göçmenler konusu. Olmazdı. Tarihi neyse o tarihte olur. Var. Var. Var tabii ki de. Var. Hemen olsun. Olmaz. Merhaba. I'm sorry. Okay. Var. Var. Kesinlikle var abi. Var. Bu ülkede acilen erken seçime ihtiyaç var. Acilen. Var. Var. Olması lazım. Kesinlikle var. Var. Şu anda bana göre var ama erken seçim kararını verecekler meclis. Tamam. İhtiyaç yok. Yok. Olabilir yani. Olabilir. Kanalımızı izliyorsunuz herhalde. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Faydalı buluyorum. İnsanların takip etmesini istiyorum. Beğenmesini istiyorum. Yaşasın İstanbul Times. Yaşasın İstanbul Times. Erken seçime ihtiyaç hem var hem yok. Tamam. Yani şu an... Yani? Var mı yazalım, kararsını yazalım. Yok, ne diyelim şu an? Var diyelim. Ben var vatandaşım diyelim. Çünkü. Tamam. Erken seçim ülke için bir hezimet olur. Bir yıkım olur. Olmasın. İhtiyacımız var mı yok mu? Var. Hemen olsun. Evet. Var. Acil hem de. Hem de acil. Çok acil. Hemen yapılmalı. Aslında ülke için bir yıkım seçim. Ama bu beladan kurtulmanız için ülkenin, bak her gün uçuruma yuvarlanıyoruz, gidiyoruz. Hemen yapılmalı lazım. Bir an önce bu beladan ülkenin kurtulması lazım. Ülkeyi bölüyorlar, parçalıyor. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçim. Var. Var erken seçime. Bir an önce erken seçime ihtiyacımız var. Yeter, yeter, bıraksın gitsinler artık, yeter. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Evet var. Var. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.